Minişler saçma sözler, iyi seyirler. Bir gün kıvırcık adında bir miniş varmış. Bir de şöyle olmuş. Bir de dil adında bir tane miniş varmış. Bu ikisi çok saçma konular böyle konuşurlarmış. Konuştuklarında birisi bile yaklaştıklarında öyle saçma konuştuklarını, hata yaptıklarını söylerken kıvırcık şöyle dermiş. Sana ne be, konuşuruz dermiş. Çok kötü sözler söylermiş. Yani kaba. Kötü nereden çıktı? Kaba sözler söylemiş. Birileri gördüğünde ona artık hiç yaklaşmazmışlar. Bunları gören şeyler çok saçma şeyler konuşup gülerlermiş. Sonra haberciler gelir. Ve sonra da ya böyle haberler çekerlermiş. Hala televizyonlarda çekerlermiş. Sakın kaçırmayın. Bunlar sadece haber. Kıvırcık ve Dil adında birileri illa böyle saçma şeyler konuşurlarmış. Ah, bu ne biçim bu haberler be? Çok saçma bir haber yapıyorsunuz. Dediğinde çok kaba davrandıklarında izlediklerini izlemişler. Ve çok saçma olduğunu söylemiş. Ve saçma olduklarını söylediğinde şöyle dermiş Dil. Çok komik ve saçma. Diye gülermiş. Haberciler de bunu gördüğünde çok sinirlenip hemen kameralarını alıp giderlermiş. Bir gün çok değişik mi, özel mi, hiç olmayan birisi gelmiş. Şöyle demiş. Hey, sizi saçmalıklar. Saçmalıklar mı? Ha, çok komiksin. Tamam, saçmalıklar diyeceğim size. İsminiz ne? Benim Kıvırcık, benim Dil. Tamam Kıvırcık ve Dil, beni iyi dinleyin. Size özel bir güç vereceğim. Saçmalıklar yaparsınız. Şimdi yavaş yavaş bir farklı bir tane minişe dönüşürsünüz. Bink bink. Anladınız mı beni? Ay, ne kadar da komiksin ya. Nasıl olmaz ki, gerçekleşmez. Sonra bu kişi çok kızıp güçleri vermiş söyledikleri. Sonra da uzaklaşıp gitmiş. Sonra da böyle olmuş. Hala konuşmayı devam etmişler. Ay şapşakuma bak. evet çok saçma. Ne oluyor be? Hı? Değil. Ne oluyor bana? Ne oldum bakayım? Saçma sapan bir tane köpek oldum. Ne? Ne oluyor gene? Ne oldu bana? Korba aldım, çok kötü. Bence bir daha saçma kelimesini söyleme. Tamam. Bana da bir şeyler oluyor. Çok kötü olmuşum. Sonra da saçma kelimelerini bir daha söylememişler. Derslerini hala almamışlar. Ve hala saçma kelimeler söylemeye devam etmişler. Sonra hala grip şeyleri dönüşmeye başlamışlar. Böyle saçma olduklarında çok üzülürlermiş. Çok saçma oldum. Niye kaçıyorsun? Yılmışım. Saçma oldum. Çok kötü, çok kötü saçmalık oldum. Gene ne oluyorum? Gene aynısı oldum ya. Üf, saçmalık oldum. Vallahi çok saçma olduk. Benimki bitmiş. Bitti. Ne? Benimki de mi bitti? Ben artık böyle mi kalacağım ya? Hemen ondan gene. Yardım edin. Evet, yardım edin. Yine o tanımadıkları kişi gelmiş. Şöyle demiş. Hı? Sen kimsin? Beni bilmiyor musun? İsmim Kıvırcık. Demek ki güçlerimiz bitmiş. Tamam. Bir de artık saçmalık şeyler söylemeyeceğinizi söz veriyor musunuz? Söz. Söz. Ben zaten düzelmiştim. Tamam. Seni şimdi düzeltiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir daha size hiçbir böyle saçmalıklar söylemeyeceğiz. Tamam, iyi oldu. Sonra yabancı kişi uzaklaşıp gitmiş. Ve böyle harika güzel şeyler konuşmaya başlamışlar. Ve bunu gören kişiler şöyle kibarca sorarmış. Gel istersen bu sefer kibar şeyler söyleriz. İstersen bize katılabilirsin demiş. Kişiler buna çok sevinirmiş. Hemen aralarına katılırlarmış. Artık çok mutlularmış. Çünkü üçüncü aralarına bir şeyler de gelmiş. Böyle konuşup duruyorlarmış. Evet.
Evet arkadaşlar, bu çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Evet doğru söylüyorsunuz. Hikayede bunun şunlar anlatılıyor. Böyle saçma sapan şeyler söylerseniz başınıza belalar gelir. Böyle sihirli bir şeyler yok ama böyle başınıza belalar gelir. Arkadaşlarınız olmaz. Hiçbir şeyiniz olmaz. Anladınız mı beni şimdi? Düşünüyorum anladığınızı ama şimdi bay bay diliyorum. Bu konu böyle.